Kıymetli canlı hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. 26 Aralık 2017 tarihinden bugüne Hizam Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu çerçevede yapmış olduğumuz hizmetlerden sizlere söz etmek istiyorum. İlçemizin en büyük sorunlarından biri de içme suyu sorunuydu. 1978 yılında yapılmış olan içme suyu şebekesi eskimiş ve kullanılamaz bir hal almıştı. 2017 yılı içerisinde ihale süreçleri tamamlanmış olup yer teslimi yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde inşaat tamamen tamamlanacaktır. İlçemizin bir başka sorunu da arıtma tesisinin olmamasıydı. Bu konuda yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda proje ihalesi tamamlanmış, proje süreci devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Hizan ilçesi 10 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin %80'lik kısmının yolları, altyapıları, içme suyu şebekeleri hepsi eksikti. Biz bu sene 100 bin metrekare parke taşı döşedik sadece 4 ayda. Bizden önceki 3 yıl içerisinde 47 bin metrekare parke taşı döşenirken biz 4 ayda 100 bini bulduk. Hedefimizi tamamladık. Bunun yanı sıra 12 kilometre yeni imar yolları açtık. Bunun yanı sıra 5 kilometreye yakın sıcak asfalt döktük. Ve önümüzdeki yıl 10 kilometre daha sıcak asfaltı planlıyoruz. İlçemizi daha estetik bir hale kavuşturmak için birçok mahallemizde dış cephe boyama işlemlerine başladık. Kent güzelleştirme, sokak sağlıklaştırma işlemleri tamamlıyoruz. Bu çerçevede öncelikle çarşı merkezindeki eski dükkanlarımızı yıktık. Şu anda inşaatı tamamlanmak üzere 20 adet çarşıda bulunan belediye dükkanları yerine 36 adet dükkan yeni görünümlü daha modern dükkanlar oluşturduk. Birçok mahallemizde de eskiyen konutların dış cephe boyasını yaparak daha güzel, daha estetik bir görüntü vermeye çalıştık. İlçemizin altyapı ve üst yapıları anlamında yaptığımız çalışmalardan bir başkası da ilçemizde 6 kilometreye yakın İkinci kademe kanalizasyon borularını döşedik ve döşemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede dar yollarımızı genişlettik ve bazı yollarımızda duvar heyelanlardan kaynaklı duvar ihtiyacı vardı. 5000 metreküp yaklaşık 1 kilometreye yakın da taş duvar. Bunun yanı sıra 500 metrede perde duvar yaptık. Hizan Çarşı Merkezi'nin güzelleştirmesi kapsamında dar olan yolumuzu orada 4 metre daha genişleterek 2 gidiş 2 gelişlik bir şerit yol haline getirdik. İlçemizin en önemli sorunlarından biri de imar planındaki aksaklık ve bozukluklardı. Bu çerçevede bütün her şeyi, vaziyet imar planlarını, zemin etütlerini hepsini yeniledik, ihalesini yaptık, yeni bir imar çalışmasına girdik. 6 ay içerisinde de tamamlamayı planlamaktayız.
Ve Hizam Belediyesi'nde hiç park yoktu. Ben de belediyeyi devraldığımda Hizam Belediyesi'ne sınırları içerisinde 17 tane park yaptık. Hizam merkezde bir kültür evi projemiz var. 500 bin bütçeli bu proje DAP tarafından desteklenmekte. 2018 yılı içerisindeki ihale ve bütün işlemler tamamlanacaktır. İlçemizin en önemli sıkıntılarından biri de bir terminalinin olmaması. Köylerden gelen minibüsler şehir içerisinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Şu anda terminalin proje ihalesi yapıldı, projesi hazırlanıyor. 2018 yılı içerisinde gene bunun ihalesini bitirip inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. ...15 tane semt sahası, bunlardan bir tanesi kapalı spor salonu olmak üzere tamamladık. Derslik İmam Ortaokulumuz Tatbikat Camii ile birlikte 2017 yılında ihalesi tamamlanıp 2018 yılında inşaatı bitirilip hizmete sunulacaktır. Müzik 300 kişilik bir öğrenci yurdunun ihale aşaması devam etmekte. 2018 yılı içerisinde bunu da tamamlamayı planlamaktayız. İlçemizin ihtiyaçlarından bir başkası da taziye evleriydi. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda bir adet taziye evini bitirdik. Bir adet taziye evi şu anda inşaatı devam etmekte. Bir başka iki katlı Kur'an kursu ve altı da taziye evi olmak üzere projesi yapılıp ihalesi de tamamlanan taziye evde 2018 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Tabii belediye olarak sadece yaşayan vatandaşlarımıza değil, vefat etmiş olan tüm hemşerilerimize de vefa borcumuzu yerine getirdik ve bütün mezarlıklarda belediye personellerimiz tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor ve mezarlıkları tekrar yenileyeceğiz, ağaçlandıracağız, daha güzel ve daha ferah bir mezarlıklar oluşturacağız. Hizan'da çevre güzelleştirmesi kapsamında 6200 adet ağaç diktik. Bugüne kadar Hizan'da üniversitelere yapılan en büyük desteği yaptık. 300 öğrencimize her dönem eğitim yardımlarını aralıksız verdik ve vermeye devam edeceğiz. Yine belediye hizmetlerimizden bir başkası olan evlendirme hizmeti de sağlıklı ortamlarda yapılmıyordu. Bunun için de yeni bir nikah salonu inşa ettik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Belediyemiz olarak gene nikahlarını bizde kıydıran tüm Hizanlı hemşerilerimize bir katkı olsun diye çeyiz hediyesi veriyoruz. İlçemizin ve birçok ilçede de yaşanılan en büyük sorunlardan biri özellikle genç ve kadınların istihdamıydı. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık ve şu anda belediyemiz tarafından özel bir firmayla anlaşma yapıldı. 300 kişilik bir istihdam sahası oluşturuldu ve faaliyete başladı. İlçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın kullanılması üzere bir sosyal market oluşturduk ve burada birçok giyim
eşyasını onlara ücretsiz bir şekilde dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. İlçemizin kültürel ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak için belediyemiz olarak kültür ve sosyal etkinliklere ağırlık verdik. Mihmandar Kafe projesini Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdik ve bu çerçevede gençlerimizi sporla, kitapla buluşturup birçok yanlış ve kötü alışkanlıklardan koparmayı planlıyoruz. Yine sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışımızla birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi uluslararası medyada da yer alan Hizan'da Sonbahar adlı fotomaraton yarışmasıydı. Bir başka projemiz yine Hizan gençlerinin ve öğrencilerimizin kültürel ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak üzere birçok yurt içi gezilerine destek olduk. Bunlardan bir kısmı Çanakkale, Bolu, Kapadokya, Karadeniz ve bu gezilere devam edeceğiz. İlk kez Ramazan ayında iftar çadırları kurduk ve toplu iftarlara başladık. 30 gün boyunca da iftarlarımızı vermeye devam ettik. Bunun yanı sıra engelli olan, yaşlı olan, evde yemek yapamayan bütün vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti sunduk bir Ramazan boyunca. Gıda yardımları verdik, yetim ailelerini ziyaret ettik, şehit ve gazi ailelerimizle yakından ilgilendik ve onlarla iftarlar yaptık ve evlerindeki bütün ihtiyaçları giderdik. Bir başka projemiz de Hizan'ın değerlerini ortaya çıkartmak. Tabii Hizan deyince akla ilk gelen şey Hizan'daki karakovan balığı. Bu çerçevede karakovan balığının belediyemiz olarak patentini alma faaliyetlerimiz devam ediyor. Resmi süreçleri devam ediyor ve patentini alacağız. Ve Hizan'ın bir başka değeri olan eski medreseleri, tarihi geçmişini ortaya serecek olan belgeseller ve tanıtım broşürleri hazırlıyoruz.
Gizem Belediyesi'nde göreve başladıktan sonra ilk yaptığımız iş belediyemizdeki eksiklikleri tespit etmek ve bunları gidermekti. Bu çerçevede belediyemizde personelden başlayarak niteliklerini yükselttik. İnşaat mühendisleri, harita teknikerleri, inşaat teknikerleri, ziraat mühendisleri, bunlardan oluşan bir kadro oluşturduk. Belediyemizin araç parkını da zenginleştirdik. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan silindir, forklift, vidanjör, kato, kamyon gibi, itfaiye aracı gibi birçok aracı da belediyemizin araç parkına dahil ederek daha güçlü ve daha zengin bir araç parkına sahip olduk. Hizam Belediyesi'ni 12.163.746 TL bir borçla devralmıştık. Bunlardan yaklaşık 6 milyon civarını ödedik. Konuşmama son vermeden önce şunu vurgulamak istiyorum. Tüm bu çalışmalarımda beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, dualarını ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Hizanlı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum.